Arkadaşlar, sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Erzurum milletvekilleri olarak ben Recep Akdağ, çok değerli kardeşlerim İbrahim Aydemir Beyefendi, Zehra Aşkesenlioğlu Van ve şu anda Erzurum'da olduğu için burada değil ama tabii ki onun o da gönlü de bizimle beraber. Selami Altunok kardeşimiz. Birlikte Erzurum'un çok güzel, Erzurum'la ilgili çok güzel bir gelişmeyi kamuoyumuza ve Erzurum'umuza özellikle duyurmak için bugün şu anda buradayız. Biz Erzurum'da sanayi geliştirmek için uzun zamandan beri ciddi bir gayret gösteriyoruz. Tabii ki Erzurum'da il belediye başkanımız, valimiz, il başkanımızla birlikte ikinci organize sanayi bölgesi ihdas olunmuş ve geliştirilmişti. Ve burada özellikle tekstil alanında ve diğer alanlarda sanayicileri Erzurum'a çağırıyorduk. Çeşitli arkadaşlarımız hepimiz konuşup Erzurum'da onların yatırım yapmalarını sağlamak için bayağı da bir mesafe kat etmiştik. Birçok kuruluş Erzurum'a gelmek üzere bir hazırlık yapmıştı. Ancak maalesef bu ikinci organize sanayinin yerinde daha önceden tespit edilmesinin de mümkün olmadığını ilgili uzmanların, mühendislerin bize ifade ettiği bir zemin problemi çıkardı. Derinde kaymalar oldu. Dolayısıyla buranın yerini değiştirmek icap etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgemizin gelişmesine, özellikle Erzurum'un gelişmesine verdiği önemi hepimiz biliyorduk. Ve bu vesileyle sağ olsunlar büyük destekleriyle, tensipleriyle Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Çok mutat olmayan bir iş yapmaya karar verdik. Milli Savunma Bakanlığı'na ait Erzurum Aziziye ilçemizdeki çok uygun bir mekanı, ki bu mekan Erzurum'daki lojistik merkeze ve havaalanına aşağı yukarı 7-8 kilometre, Erzurum merkezine de 15 kilometre mesafede çok güzel bir alanı tespit ettik. Bu alanın şimdilik 1,5 milyon metrekaresini ikinci organizenin 3. etabı olmak üzere Erzurum'umuza arsa olarak, arazi olarak kazandırmış durumdayız. Bir takas yaparak, başka bir bölgeden, Çatlıoğlu'ndaki bir bölgeden takas yaparak burayı organize alan olarak belirledik. Valiliğimiz ve belediyemiz çok süratli çalışıyor. Zemin etütleri yapıldı. Burayla ilgili imar planları hazırlandı. Süratle burayı Erzurum'da çok önemli bir sanayi bölgesi olarak geliştireceğiz. Birçok firmanın Erzurum'a gelme hususunda da büyük bir talebi var. 96 parsel oluşturabiliyoruz burada. Biliyorsunuz Erzurum'da birkaç sene önce havalimanında kategori 3 dediğimiz her türlü hava şartlarında uçaktan inebileceği bir pozisyonu getirmiştik. Dolayısıyla Erzurum birçok yönüyle, tabii ki bu yönüyle de yatırımcılar için çok cazip bir alan haline geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde burası bir sanayi alanı olarak gelişecek. Biz de gençlerimize, Erzurum insanına istihdam konusunda onlara destek olmuş olacağız. Bu bizim en önemli vazifelerimizden ve en önemli çabalarımızdan birisidir. Bu vesileyle bu meselede emeği geçen herkese, en başta elbette Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, çok değerli Milli Savunma Bakanımız Hulusi Bey'e ve onun arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına, şehirde emeği geçen bütün teknisyenlerimize, mühendislerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizdeki sanayi hamlesinin önemli bir parçası olacak bu organize sanayinin, ki ileride gelişme imkanı var. Erzurumlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.